saat 7'de teslim edilir şekilde gidiyor. Yemeğimiz de öğlen bir yurdumuza gidiyor. Bu noktada ekstra bir yemeğimiz. Nerelere yapıyorsunuz? Yurda yapıyorsunuz. Yurda yapıyorsunuz. Evet, eti de bayağı maşallah. Bakanlığımızın, devletimizin bu öğrenci başına vermiş olduğu yemek ücretinin tamamı öğrencilerimize yemek olarak dönüyor. Herhangi bir kar, herhangi bir farklı bir ticari gayemiz olmadığı için bakanlığımızın, devletimizin göndermiş olduğu ücretin tamamı öğrencilerimize yemek olarak gidiyor. Diyarbakır geneli 75 bin taşımalı öğrencimiz var, 58 bin de okul öncesi öğrencimiz var. 135 bine yakın öğrencimize günlük bu işletmelerimizden, mutfaklarımızdan yemek çıkartıyoruz. Her ilçede ilçe bazlı bu mutfakları kurup yerinde bu yemekleri üretip öğrencilerimize sıcak sıcak dağıtmak. Dolayısıyla ilçe bazlı bu mutfakları oluşturduğumuzda o ilçe esnafı da buradan faydalanmış oluyor. Alışverişler ilçe esnafından yapılıyor. İlçe insanları burada istihdam ediliyor. Orada yetişen özellikle sebze meyveler, orada yetişen sebze meyveler kullanılıyor. İlçeye de büyük bir ekonomik hareketlilik kazandırmış oluyoruz. Yani ihale yapıldığında mutlaka bir kırım oluyor. O kırımda mutlaka yemekteki malzemeden eksiltiliyor. Dolayısıyla biz milli eğitim bünyesinde bu işi yaparak öğrencilerimize daha kaliteli, daha besleyici, daha güzel yemek yapmış oluyoruz. Yürüyor. Şimdi biz bu mutfaklarımızı öğrencilerimize yemek yapmak amacıyla kurmuştuk. Allah bir daha yaşatmasın. Elimizde bir deprem iliydi, deprem bölgesiydi. O deprem süresince ilk günden itibaren bu mutfaklarımızdan her gün 250 bin yemek depremzedelere biz ulaştırdık. Hangi illere gitti hocam? Komşu illere, ya Elbistan'a gönderdik, Elazığ'a gönderdik, Malatya'ya gönderdik, Adıyaman'a gönderdik. Ya hemen hemen gitti. Yani yakın olan illere, bizden talep eden illere gönderdik. Tabii ki buradaki usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz o süreçte büyük bir özveriyle çalıştı. Gece bile çalıştılar yani. Gece gündüz depremzedelere buralarda yemek üretildi. Şu anda bulunduğumuz 500 evler Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, Kayapınar ilçemize bağlı. Herhangi bir aracı olmadan tamamen okul liderimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kendi mutfaklarında hazırlamış olduğu gıdalarla kaliteli ve sağlıklı bir şekilde bu yemeğimizi öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Okulumuzun mutfağında bu hizmeti sunarken aynı zamanda yerel ürünlerin de bu mutfakta kullanılmasına çok önem veriyoruz. İşte mesela Karaca'da pirincimize öncelik veriyoruz. Diyarbakır karpuzu olsun, diğer ürünleri mümkün oldukça öncelik vermeye çalışıyoruz. Bu da piyasaya çok ciddi anlamda bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Geçen seneden itibaren daha çok meslek liselerimizden ve öğretmen evlerimizden bu hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hem güvenirlik, hem sağlık, hem hijyen, hem kalite açısından son derece daha sağlıklı bir iş ortaya çıkardığımızı çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu okullarımıza gidip yaptığımız denetimlerde öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlere de baktığımız zaman ciddi anlamda çok daha sağlıklı bir işlem bu vesileyle gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz biz. Ki bu kapsamda bizim meslek liselerimizin döner sermayeleri de var. Bu döner sermaye kapsamında çocuklarımız ortaya konulmuş iş miktarına bağlı olarak da bir harçlık elde etmiş oluyorlar. Ayrıca bu kapsamda bu okulumuzdan mezun olmuş olan öğrencilerimiz de gelip bu mutfağımızda çalışıp iş bulma imkanı da elde ediyorlar. Şu anda bu mutfağımızda 4 tane mezun olan öğrencimiz şu anda bu hizmeti sunuyorlar. Okay.